Çok ciddi hileler oldu. Şöyle ki e, mikrofon yok, ses sistemi yok, para yok, afiş yok yani öyle bir anlattık ki. Ama sonradan işte Türkiye'nin ezeli ve ebedi cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır deme noktasına. Hatta gelip bunu bize soranlar da oluyor. Yani diyorlar ki başkanım böyle bir şey duyuyoruz. Erbakan Hoca'nın zaten falakaya yatırma diye bir adeti hiçbir zaman olmaz. Yürüme zorlukları olmasına rağmen, sağlık problemleri olmasına rağmen, hemen haberi alır almaz koşup gelmişti. Buradaki her iki isimle ilgili de tabii bu özellikler var. Bülent Ecevit de rahmetli Tansu da iyi anılıyordu. Erbakan hocamız gibi milletimize, insanlar, ülkemize faydalı olmayı inşallah Allah nasip eder. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyisiniz. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik olun. versin. Çok mersin. İkili sorulardan oluşan gruplarımız var. <laughs> Lütfen her grupta bir soruyu seçip cevaplayın. Tabii. Öteki sorunun cevabını hiçbir zaman duyamayacağız. E tabi. öbürü iptal <laughs> evet, oluyor. Evet, aynen. Tabii. İlk grupla başlıyorum. Ee, arkamdan buradan ha, takip edebilirsiniz. Başbakan çocuğu olmanın en zor ve en tatlı tarafı sizce neydi? Ya da 1990'lı yıllarda iyi arabalara ve hıza meraklı olduğunuz biliniyor. Hatta trafik kazası yaptığınıza dair haberler var. Bu hız merakınız hala sürüyor mu? Tabii birincisini cevaplayabiliriz başbakan çocuğu olma konusunda. E, tabii çok önemli bir sorumluluk insanın üzerinde. Bu e, ismi ve bu görevinden dolayı rahmetli Erbakan Hocamızın yapmış olduğu hizmetler, millete olan, ülkemize olan faydası. Dolayısıyla da o isme, o yapılan hizmetlere uygun, layık bir e, insan olmanız gerekiyor. Bu nedenle büyük bir sorumluluk ve aslında büyük bir manevi yük. Ama aynı zamanda da tabii bugün bile halen daha Türkiye'nin dört bir yanında gittiğimizde o rahmetli Erbakan Hoca'nın özellikle başbakan olduğu dönemde ülkeye, millete yaptığı hizmetler dolayısıyla halen daha her kesimden insanın dua etmesi, o dönemi mumla arıyoruz demesi ve o sevgiyi, muhabbeti, özlemi bize de pozitif bir şekilde yansıtması Gayet de güzel bir durum. İnşallah bu teveccühe biz de layık oluruz. Bu ismin hakkını veririz. Biz de ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yaparız. Zaten bunu dua eden vatandaşlarımıza da hep söylüyorum. Allah bize derbakan Erbakan Hoca gibi hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diye. Ve zaten bir siyasi çalışmanın içinde bulunmamızın sebebi de bu. Dolayısıyla hem dediğim gibi ağır bir sorumluluk, ama aynı zamanda da çok da güzel bir manevi miras ve biz de halen bu manevi mirastan aslında yeniden Refah Partisi olarak istifade ediyoruz. Ama önemli olan buna layık olup o Erbakan Hoca'nın yaptıkları hizmetleri bugün de tabii doğal olarak evladı olarak bizden olan beklentiyi inşallah yerine getirip ülkemize milletimize faydalı oluruz. İkinci grup. Yerel seçimde Cumhur İttifakı'nı desteklediniz önemli kayıplar yaşadılar. Güncel anketlere göre de gerileme içinde görünüyorlar. Yanlış bir karar verdiğinizi düşünüyor musunuz ya da 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir dediniz. Daha sonra bunu açıklık getirmek için de demeçler verdiniz ama bu cümlenin çocuk istismarını cezası bırakacağına dair eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii her ikisi de olabilir ama Yine yerel seçimi seçelim. Buyurun. Yerel seçimde Cumhur İttifakı'nı desteklemeyle ilgili biz aslında orada açıklamamız da halen var. Herhangi bir yeri doğrudan desteklemedik. Bizim oradaki açıklamanın mealen aslında anlamı biz yeniden Refah Partisi olarak seçime girmiyoruz. Şu anda mevcut belediyeler AK Parti'de ancak rakipleri yani Millet İttifakı'nın adayları gelseler de şu andaki mevcut durumdan daha iyi bir hizmet olacağını düşünmüyoruz dedik. Aslında bunun manası yani AK Partili belediye başkanları da aslında gereken hizmeti veya olması gerektiği gibi belediye başkanlığını yapmadı. Ama e, rakipleri alternatif diye görülenler gelse de e, şu andaki durumdan farklı veya daha iyi bir durum olmaz diye bir açıklama yapmıştık. Hiçbir zaman açıktan Cumhur İttifakı'na oy verin diye kendi seçmenimizi veya teşkilatımızı yönlendirmedik. Peki. Üçüncü grubumuz Babanızın liderliğinde kurulan Saadet Partisi'nin genel merkez binasına haciz işlemi yaptırmıştınız. Bu kararınız milli görüş tabanıyla aranızı bozdu mu? Ya da babanızın liderliğinde kurulan Saadet Partisi'nin genel başkanlığına aday olduğunuzda delege oylarının yüzde yirmisini alabilmiştiniz. O gün ne hissettiniz? Bu delege oyları ile ilgili olanı cevaplayabiliriz. Tabi Tabii orada çok ciddi hileler oldu. Şöyle ki genel merkez bize oy vermesi ihtimali olan veya oy vereceği belli olan delegelerin maalesef delegeliklerini düşürdü. Üyeliğini sildi. Bunun içinde Saadet Partisi'nin kurucuları var, il başkanları var. Yıllar boyu partinin içinde olmuş çok köklü isimler var. Ve geldiler kongre günü baktılar delege listesinde isimleri yok. E nasıl oluyor bu? E işte Cuma günü, kongreden 3 gün önce onların delegeliği düşürülmüş. E hatta şu anda bizim Urfa Yeniden Refah Partimizin Urfa İl Başkanı da bunlardan bir tanesi. Büyük kongre delegesi olduğu halde gelip listede ismini göremiyor. Ve bu şekilde 200'den fazla bazı yorumlara göre, düşüncelere göre 300'e yakın delegenin maalesef delegeliği düşürülmüş. Aslında bizim 220 civarında bir oy almıştık. Bu hile yapılmasa 500 civarında bir oy almamız mümkün olacaktı. Kaldı ki 15 günlük çok kısa bir süre içerisinde bir hazırlık yapılmasına rağmen çünkü hemen kongre kararı açıklandı. 15 gün sonra büyük kongre yapacağız dendi. Bu hile de olmasa 500 civarında bir delege oyu almak aslında önemli bir durum. Ancak bu olduğu için tabii 220'de kaldı. Bu şekilde tabii yani hem hukuken de aslında hukuken aslında böyle bir hakları var. Yani genel merkez delegeliğini düşürebiliyor, üyeliğini silebiliyor. Partiden dışarı tabiri caizse atabiliyor. Evet ama adil değil. Adil değil, demokratik değil. Yani hile diyelim buna. E, o yüzden de tabii üzüldük. Evet. Aşının yan etkileri nedeniyle doğabilecek yarı insan, yarı maymun, bebeklerden bahsettiniz ama sınırlı etkisi oldu. Aşı yaptıranların sayısı da artıyor ve yoğun bakımlarda aşısızların oranı çok yüksek. Bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da babanız tabiri caizse bir fenomende. Sözleriniz ve aksiyonlarınız onun kadar ses getirmezse bu sizin siyasete bakışınızı nasıl etkiler? Bu tabii ikinci soruyu cevaplayabiliriz. Çünkü öbürü bayağı uzun bir cevap olur. Bu daha kısa bir cevap olabilir. Sözleriniz ve aksiyonlarınızı tabii her zaman söylüyoruz rahmetli Bakan Hoca. Her bakımdan çok üstün bir insandı. Hatta hep söylediğim işte Allah tabi çok ağır yükler yükleyeceği bir misyonu yerine getirecek olan insanlara adaleti gereği çok önemli özellikler de veriyor. Mesela işte hafızası, efendim zekası, ikna kabiliyeti, azmi, kararlılığı, yorulmak nedir bilmemesi, yani hem ticari alanda hem siyasi alanda hem akademik alanda bir kere icatlar yapan bir bilim adamı. Dolayısıyla tabii onun yerini doldurmak mümkün değil. Biz bunu her zaman özel sohbetlerimizde de hatta televizyonlarda da söylüyoruz. Ama tabii onun bir davası var, bir misyonu var ve biz de aynı özelliklere sahip değiliz. Onun kadar kapasiteli değiliz. Öyleyse kenarda oturalım deme ihtimalimiz yok. Bize de Allah'ın bize verdiği kapasite kadar, özellikler kadar aynı yolda gayret etmek, çalışmak düşüyor. O açıdan da inşallah biz de hep söylediğimiz son nefesimize kadar yine aynı dava uğrunda çalışmak nasip olur. Tabii ki Erbakan Hoca'nın yerini dolduramasak da aynı etkiyi sağlayamasak bile çünkü çok büyük özellikleri var. Gerçekten bunları çok uzun anlatmakla bitmez. Ama biz de sorumluluğumuz kendi yeteneklerimiz, kendi kapasitemiz kadar bunu maksimum düzeyde kullanıp aynı dava yolunda yürümek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve asıl bu dava dediğimiz de zaten insanlığa faydalı olmak. insanların maddi ve manevi sıkıntılarını ortadan kaldırmak için mücadele etmek. Biz de bunu yapıyoruz. Bugüne kadarki yürüyüşümüzde de kısa sürede ciddi mesafe aldık. Halkın da büyük teveccühü oldu. Bunu arkadaşlarımız da biz de görüyoruz. Ve inşallah güzel sonuçlara ulaşıp Birinci 40 yılda Erbakan Hocamızın yaptığı gibi çok önemli hizmetleri yapacağımızı da düşünüyoruz. Çünkü biraz evvel de söyledim, rahmetli Erbakan Hoca'ya özellikle vefatından sonra büyük bir özlem. İşte bütün videoları izleniyor, 20 sene önce söyledikleri doğru çıktı, haklı çıktı. Şimdi bu özlem ve teveccüh bize de aslında yansıtılıyor. Aynı ismi taşıdığımız için, aynı yolda yürüdüğümüzü ifade ettiğimiz için. O nedenle güzel sonuçlar alabileceğimizi de düşünüyoruz. İnşallah biraz önce de söyledim. Asıl meselemiz çünkü siyaseti biz insanlığa faydalı olmak için yaptığımız için bu gerçek olur. Erbakan hocamız gibi milletimize, insanlığa, ülkemize faydalı olmayı inşallah Allah nasip eder. Siz babanızı Erbakan Hoca deyince çok garip mi gidiyor? İşte ama babamızı desek daha ayrı bir garip olacak. Öyle mi? <laughs> yani biraz Danıştınız öyle geliyor. Danıştınız mı bunu Fatih Bey? Kime? Siyasal Ha, Yok danışmadık. Ama babam babam diye bunu anlatmak da ne kadar uygun olur bilemiyoruz. Ben de, bil bir de bilemedim. Siz... Hakikaten hocamız da aynı zamanda. Yani sadece normal bir e, biyolojik baba olarak da görmüyoruz. Çünkü bu anlattıklarımız, bu yürüdüğümüz yol davamız diyoruz. Bunlara bize hocalık yapıp öğreten Erbakan hocamızın kendisi tabii. Bilmem ki sanki baba deseniz daha sıcak olacakmış gibi geldi bana ama... Evet. Siz, siz çünkü biricik oğlusunuz şimdi. Tek oğluyuz Erbakan evet. Erbakan hoca, evet. Erbakan hoca deyince bir garip geliyor bana. Evet dediğim gibi aynı zamanda hocamız da olduğuna, olduğu için liderimiz olarak da tabii benimsediğimiz için onun da bir etkisi var. İnşallah dediğim gibi layık olup aynı yolda yürümeye Allah nasip etsin. Diğer grup. Son dönemde babanızın yol arkadaşları kısa aralıklarla hayata veda ediyorlar. Şevket Kazan, Oğuzhan Türk, Ahmet Tekdal. Bu sizde nasıl bir duyguya yol açıyor? Ya da siyasette neyi başarırsanız ...babanızın bıraktığı minasın üzerine koymuş gibi hissedersiniz? Tabii birincisini cevaplayabiliriz. Gerçekten de e, üzülüyoruz, duygulanıyoruz. Yani bu birinci, Milli Görüş'ün birinci 40 yılı diye biz isimlendiriyoruz. 69'da Erbakan Hoca'nın bağımsız adaylığıyla Konya'da başladı. 2011'de de vefat etti. İşte 42 sene o dönemin önde gelen isimleri. Ve e, aslında tabii yeri doldurulması da zor Yine mesela Fehim Adak Bey var burada ismi geçmiyor ama e, o zamanki imkansızlıklarla, o zamanki zor şartlarda gerçekten büyük fedakarlık yapılmış. Büyük çalışmalara, hizmetlere imza atılmış. Örneğin işte bir 73 yılında Manisa'da yapılan mitingi Sayın Bülent Arınç Bey anlatmıştı. Bir programımıza gelmişler, Erbakan Hoca'yı anma programına. Dedi ki ya yani bırakın konvoyu hocayı karşılamak için Erbakan Hoca geldiği zaman bindirecek araba yani makam aracı yok. Efendim kürsü yok, platform yok, mikrofon yok, ses sistemi yok, para yok, afiş yok. Yani öyle bir anlattı ki o günlerden şimdi buraya baktığımız zaman tabi şartlarımız çok daha iyi. O nedenle tabi o ilk birlikte olup da ilk çıkanlardan olan isimler önemli. Zaten ilkler her zaman değerlidir. Kimsenin olmadığı, daha ilk adım atıldığı dönemde önemli hizmetler yaptılar. Allah rahmet eylesin ama bu tabi dünyanın bir gerçeği, Allah'ın bir kanunu. Yeni nesilde de ciddi bir heyecan ve gerçekten de güzel bir gelişmeye şahit oluyoruz. Şöyle mesela şu anda 20'li yaşlarda veya 18 yaşında. Bu ne demek? Erbakan Hoca hayattayken bunlar bu gençler daha doğmamış. Veya bunlar 4-5-6 yaşlarındayken Erbakan Hoca hayattaymış. Ama buna rağmen Erbakan hocamıza, milli görüş davasına büyük bir iştiyakla bağlı olduklarını, bu heyecanı duyduklarını görüyoruz. Ve gerçekten de milli görüşün bereketli bir yol olduğunu müşahede etmiş oluyoruz. Yeni nesillere de aktarıldı ve kuvvetli bir maya oldu. Bu mayadan dolayı inşallah bu yeni gelen gençlerimiz de en az birinci 40 yıldaki büyüklerimiz kadar hayırlı faydalı hizmetler yapacaktır diye düşünüyoruz. Bizim yeniden Refah Partimizin büyük kongresinde de hep söyledik 40 binden fazla insan geldi. Bu tabii çok önemli bir şey. Bir de daha da sevindirici bir özelliği bu kongrenin gelenlerin yüzde %70'inin gençlerden oluşması. O açıdan hatta bizim burada gelecek var diye sloganımız vardı. Dedik ki sloganımız da doğruymuş. Çünkü gençler geleceğimiz demek tabii bütün geçmişlerimize hatta ismini sayamadığımız büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Şükran sunuyoruz. Yeni neslin de inşallah bu bayrağı, bu sancağı layıkıyla taşıyacağını ve inşallah daha da güzel yerlere götüreceğine inanıyoruz. Fatih Bey siz Türkiye'de en genç genel başkan olabilir misiniz? Öyleydik ama ünvanımızı kaybettik. Ee, şeyde rahmetli Haydar Başbey'in oğlu genel ha, başkan oldu. Doğru. Öyle olunca o ünvanımız kısa sürdü yani. Evet. <laughs> İkinci genç diyelim artık o da gene bir şey. Kaç yaşındasın Fat? 42 yaşındayım. Tabii. Aslında tabi Türkiye orta için yaş. çok genç. Yani. Türkiye için bir de artık ömürler uzadığı için de biraz genç. Halbuki yani 50 sene, 100 sene öncesinde tabi 42 yaş Bayağı ileri bir yaş. Ama inşallah Allah sağlıklı ömür versin. Asıl mesele o. Hayırlı, sağlıklı. Temel Karamollaoğlu sizin için Erbakan hocamız hayatta olsaydı Falaka'ya yatırırdı demişti. Kendisiyle hiç bu konuda konuştunuz mu? Ya da kardeşler arasında yaşadığınız miras davası bir dönem çok konuşulmuştu. O anlaşmazlıktan bugünlere bir tortu kaldı mı? Bugünlerde bir sorun var mı? Şimdi tabi birinciyi cevaplayabiliriz. Buyuruz. Konuşmadık tabi ama Erbakan Hoca'nın zaten falakaya yatırma diye bir adeti hiçbir zaman olmaz. <laughs> çok nezaketli, çok hatta yani Türkiye'nin şartlarına veya siyasi ortama göre biraz fazla bile nezaketli, affedici bir insandı. Allah rahmet eylesin. Tabi burada Erbakan Hoca'nın tepki göstereceği iş, milli görüş prensiplerine aykırı hareket etmek. Bir defa milli görüş prensiplerinde buraya gelmiş, ben de hizmet etmek istiyorum, ben de bu partide olmak istiyorum diyen hiçbir insanı sevmesek de, yıldızımız barışmasa da, hoşlanmasak da hiç kimseyi dışarıya çıkarmak, dışarıya atmak diye bir şey yok. Bu milli görüşün en temel prensiplerinden bir tanesi. Çünkü biz insanlığa fayda olsun diye, ibadet olarak bunu yapıyoruz diyoruz. Hatta rahmetli Erbakan Hoca'nın güzel bir benzetmesi vardı yani ibadet olarak bunu yaptığımıza göre bir insan camiye gitse, camidekiler dese ki ya sen işte şu ailedensin, memleketin şurası veya senin kılığını kıyafetini beğenmedik, burada namaz kılamazsın diyemezler. Böyle bir hakları yok çünkü adam oraya namaz kılıp ibadet etmeye gidiyor. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek için gidiyor. Herhangi bir insan onun o ibadetine mani olamaz. E aynı şekilde bize de ibadet yapıyoruz burada dediğimize göre, bu ibadeti yapmak için gelmiş insana işte İsmin şu, efendim memleketim bu deyip dışarı atma hakkımız yok diyen Erbakan Hoca'nın kendisiydi. Ama maalesef Saadet Partisi'ndeki o çekirdek genel merkez kadrosu Erbakan Hoca'nın vefatından itibaren sayısız il başkanlığı, ilçe başkanlığı, üyeleri maalesef partinin dışına ittiler. Bunların suçu da Fatih Erbakan'ı davet etmek, konferans verdirmek, seçim mitinginde konuşmacı olarak Fatih Erbakan'ı davet etmek, Erbakan Hoca'ya anma programı yapmış. Kırşehir İl Başkanımız Fatih Erbakan'ı davet etmiş. Hayır, bundan dolayı sizi atıyoruz, görevden alıyoruz. Bursa'nın sadece Yenişehir diye bir ilçesi var. Sadece Bursa Yenişehir ilçesinde bir gecede 400 tane parti üyesini üyelikten silip dışarı atıyorlar. Suçu ne? Fatih Erbakan'ı davet etmiş. E şimdi Fatih Erbakan değil, Ahmet Mehmet kim olursa olsun bunun yapılması bir kere milli görüş prensiplerine aykırı insani bir tavır değil. Biz zaten o zaman dedik ki ya biz özel bir muamele istemiyoruz. Yani her parti üyesi, her milli görüşünün sahip olduğu temel hakları bizde de olsun nedir o? Teşkilatımız bizi davet ediyor, konuşma yapın, konferans verin, bize katkı sağlayın teşkilat çalışmalarında diyor. Tamam biz de gidelim orada hatip olalım, katkı sağlayalım bunu istedik. Ancak buna bile müsaade edilmemesi ve bu kadar delegenin, üyenin, il ilçe başkanının, MKYK üyesinin sadece bu sebeple silinip dışarı atılması zaten Erbakan Hoca'nın en çok kızacağı şey olurdu. Bence bu durumda kendilerine kızardı. falakaya yatırmazdı ama onlara tepki gösterirdi demek lazım. <laughs> 2023'te AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağınıza dair yayılan fısıltı bir şehir efsanesi mi? Yoksa böyle bir ihtimal var mı? Ya da Babanıza oy vermeyi asla düşünmeyecek geniş bir kitle vardı. Sizce bu toplumsal yapı siyasi yolculuğunuzda bir problem olarak karşınıza çıkacak mı? Yani birincisini cevaplayabiliriz. Aslında bununla ilgili bir miktar tabii maksatlı olarak da yayılan dedikodular oldu. Yani şöyle işte bu yeniden Refah Partisi'ni Tayyip Bey kurdurdu. Ve işte muhalefetten muhafazakar oyları tekrardan Cumhur İttifakı'na yönlendirmek için diye. Bir defa ben hatta gelip bunu bize soranlar da oluyor. Yani diyorlar ki başkanım böyle bir şey duyuyoruz. Burada baş başayız bize bunu söyler misiniz diye. Ben de diyorum ki ya şimdi benim söyleyeceğime siz bakmayın. Ben böyle bir şey olsa bile size söylemem. Böyle bir şey yok derim. Ama siz aklınızla mantığınızla şunu düşünün. Yani bu havuz medyası, iktidar medyası, iktidarın gazeteleri bizim çalışmalarımızı, bizim programlarımızı bir satır yer veriyor mu? Yani madem böyle bir şey yaptı, Cumhurbaşkanı'nın ve iktidarın bizi tabiri caizse bir miktar parlatması lazım, gündeme getirmesi lazım. E, böyle bir şey görmüyorsunuz. Hatta yani bir cenazeye katılıyoruz, cenazeye katıldığımız bile yazılmıyor. Türkiye siyasi tarihin en büyük genel kurulunu yapmışız. 40 binden fazla insan gelmiş, e, bir satır haber vermiyorlar. E, böyle bir durumda zaten akıl mantık bunu kabul etmez. E, böyle bir şey de zaten adaylık konusu da hiçbir zaman olmadı. Yani çok söylentiler çıkarıldı. Herhalde şunu düşünüyorum. Yani bu zor şartlarda kendi başlarına çıkıp da bu kadar kısa sürede bu teşkilatlanmayı tamamlamaları, bunun maliyeti, efendim finansal gereklilikleri, böyle muazzam bir kongrenin yapılması, bunlar bir destek olmadan olmaz diye düşünerek böyle bir düz mantık yürütüyorlar. Ama hiç asla astarı yok. Tabii zaten bizim konuşmalarımızın içeriklerine bakıldığı zaman yani tabii ki uygun üslupla kırmadan, rencide etmeden ama içeriği çok sert eleştirilerimizi yapıyoruz. Ee, bu şeyler bence e, olaylar böyle bir noktada bu söylentilere inanılmaması için yeterli bir sebeptir diye düşünüyorum. O tarafın bizi biraz ön plana çıkarması, bizim de birazcık üstüruplu ve yumuşak muhalefet veya konuşma yapmamız gerekir. Ya, i̇kisi de yok. Öyleyse böyle bir ilişkinin olması mümkün değil. Fatih Bey geçen hafta mıydı? 15 gün önce miydi? Ee, Twitter'da bir araştırma dolaşıyordu. Gördünüz mü onu? He, hangisi? Sizin, siz de aday olmuşsunuz. 55, 60 o yani. He, tamam, evet, o, evet. Sizin partinizin yaptı. Yok, yok, yani biz de bilmiyoruz. Belki bizi sevenler mi yaptı veya işte tabi dar kapsamlı ve bizi sevenler arasında mı yapıldı? Ondan dolayı herhalde öyle bir sonuçta çıkmış olabilir. Tabii inşallah bizim zaten gayemiz, amacımız, hedefimiz iktidar olmak. Çünkü her siyasi parti kuruluyorsa madem iktidar olup da milletin derdine derman olmak için kuruluyordur. İnşallah nasip olur ama dediğim gibi bu araştırmayla bizim bir ilgimiz de yok. Ben sandım ki sizin parti yaptırdı, öyle değilmiş evet. ama. Bayağı ses getirdi ama evet. Evet. <laughs> evet. Süleyman Soylu hakkında ne düşünüyorsunuz ya da Numan Kurtulmuş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tabii her ikisiyle ilgili de söylediklerimiz şöyle. Yani reel politik anlayışıyla siyaset yapıldığı zaman maalesef bazı dönüşler, U dönüşleri yapılmak durumunda kalınlıyor. Yani bu aslında başka isimler için de geçerli. Mesela bizim rahmetli Erbakan Hoca'nın en önemli özelliği 69'da yola çıkarken ne söylüyorsa 2011'de vefat ederken de aynı şeyleri söyledi. Bunun tabii bir bedeli var, maliyeti var. Dört tane partisi kapatıldı, hapse girdi. İşte 11 ayda aslında Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti alaşağı edildi tabiri caizse. Ama o istikametinden hiçbir zaman ödün vermedi. Ama bazı diğer isimler tabii ki geçmişte söylediğinin bugün tersini söylemek gibi bir durumun içine giriyorlar. Bu da tabii biraz real politiğin gereği herhalde. Buradaki her iki isimle ilgili de tabii bu özellikler var. Hem Numan Bey'in çok sert eleştirileri vardı iktidara yönelik. Şimdi orada bir görev aldığı zaman tamamen bunların tersini söylemeye başladı. Sayın Soylu da tabii Demokrat Parti Genel Başkanı iken çok sert sözler söylüyordu. Efendim işte bu yetim hakkının, bu yolsuzlukların hesabını sormazsam bana da işte Süleyman demesinler gibi konuşmaları halen internette de var. Ama sonradan işte Türkiye'nin ezeli ve ebedi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır deme noktasına tam destek verme noktasına geldi. Yani bizim siyasetimiz aslında ibadet olarak yapılması, koltuk, makam veya işte mevki için değil, tamamen ülkenin, milletin, insanlığın faydasına, bedel ödemek pahasına da olsa, koltuğunuzu kaybetmek, partinizin kapatılması pahasına da olsa, bu istikametten ödün vermemek üzerine kurulu bir siyaset olduğu için, Erbakan Hoca örneğinde de olduğu gibi, ee, biz de inşallah o şekilde devam edeceğiz. Bizim de partimizi kurduğumuz gün ne söylüyorsak bugün aynı şeyi söylüyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da aynı şeyleri söyleyeceğiz. Ama real politik anlayışıyla siyaset yapıldığı zaman maalesef bu gibi e, U dönüşleri yaşanıyor. Son soru. Babanızın koalisyon ortaklarından hangisi evde daha iyi anılırdı? Bülent Ecevit mi, Tansu Çiller mi? Ya da... Babanızın son dönem cumhurbaşkanlarından hangisi evde daha iyi anılırdı? Turgut Özal mı, Süleyman Demirel? Aslında tabii Bülent Ecevit de rahmetli. Tansu Hanım da iyi anılıyordu. Çünkü Tansu Hanım'la 54. hükümette gerçekten uyumlu bir e, koalisyon ortaklığı yapıldı. Hatta dün Meral Akşener Hanım da sağ olsun partimize ziyarete geldiğinde o da o hükümette bakanlık yaptığı için o günleri andık. Gerçekten çok ciddi bir uyum vardı. Çok da güzel bir hizmet, 11 aylık kısa bir sürede ortaya kondu. Güzel bir sinerji oluştu. Tansu Hanım da buna uyum sağladı. Bülent Bey'le de gene o MSP-CHP koalisyonda rahmetli Bülent Ecevit'le de Kıbrıs harekatı gerçekleştirildi. İşte imam hatipler açıldı, birçok önemli hizmetler yapıldı. Başarılı bir koalisyon hükümeti oldu. Ve hiç unutmuyorum rahmetli annemin vefatında ilk hastaneye gelen de rahmetli Bülent Ecevit'ti. Yürüme zorlukları olmasına rağmen, sağlık problemleri olmasına rağmen hemen haberi alır almaz koşup gelmişti. Allah rahmet eylesin. Sonrasında kendisinin vefatında da Erbakan Hoca gidip Rahşan Hanım'ı ziyaret edip orada bir Yasin okutmuştu. Dolayısıyla yani hepsini aslında iyi anmışızdır. Erbakan Hoca da hep iyi konuşmuştur. Eskiden siyaset daha güzelmiş. Tabii bir nezaket vardı. Yani şahıslara bir düşmanlık yoktu. Sadece yanlışlar ortaya konuluyordu ve tabii düzeyli, seviyeli bir şekilde yapılıyordu. Şimdi biraz daha iş düello, düelloya dönüştü. Hatta onun için biz de yeniden Refah Partisi'ni kurduk. İlk çıkarken dedik ki siyasete zerafet getireceğiz, nezaket getireceğiz. Eleştirsek bile rencide etmeyeceğiz. Mesela Erbakan Hoca'nın mecliste rahmetli Bülent Ecevit'i eleştirdiği bir konuşması var. Onlar sıralarda oturuyorlar. Erbakan Hoca da kürsüde. Yani eleştiriyor ama hem Hüsamettin Özkan hem Bülent Ecevit rahmetli e, gülüyorlar, tebessüm ediyorlar. Yani eleştirinin bile bir e, dozajı vardı. Rencide etmeden, kırıp dökmeden yapılıyordu. Hele Erbakan Hoca tabii bu konuda çok hassastı. Zaten tanıyanlar da, yaşayanlar da çok iyi biliyor. Biz de yeniden Refah Partisi olarak e, zor da olsa böyle bir atmosferi çizgiyi yeniden getirmek için niyetliyiz. İlk partiyi kurarken de dediğim gibi bunu ifade ettik. İnşallah mümkün olur. Peki, geldiğiniz için çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun ben teşekkür çok ederim. Çok keyifliydi. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ olun, hayırlı çok olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun.